Merhabalar arkadaşlar. Evet, Football Manager 2020'de oyuncu kariyer videomuzun bugünkü konuğu Vinicius Junior olacak. Genç Brezilyalı'nın Football Manager 2020 hayatına bakacağız. Her sezon verilerine bakacağız. Mevcut yeteneğini inceleyeceğiz. Kısacası Vinicius Junior'un Football Manager 2020 hayatını emekliliğine kadar mercek altına alacağız. Şöyle başlangıç profiliyle başlayalım. 18 yaşındayız. Piyasa bedelimiz 26 milyon euro ve senelik 3,56 milyon euro kazanıyoruz. Bir sol kanat forvet oyuncusuyuz arkadaşlar. Teknik anlamda teknik 16, top sürümü 17. Zihinsel anlamda kararlılık 18 ki gelişim için çok önemli bir rakam. Özel yetenek 16. Fiziksel olarak özellikle ön plana çıkan bir oyuncu olduğunu söylemek mümkün 18 yaşında. Çeviklik 16, hız 16, hızlanma 17, etkili özellikleri 1,77 boyunda, 62 kilo ağırlığında. Hemen şöyle efemeritör rakamlarımıza bakalım. 144'de 181. Evet, potansiyel yeteneği müthiş bir rakam arkadaşlar. Yani bir dünya yıldızı rakamı çok rahat diyebiliriz. Eğer potansiyeli ulaşırsa Vinicius Junior'un dünya futboluna damga vuracak bir oyuncu olabileceğini söylüyor efemeritör. Bakalım bu kariyer hikayesinde Vinicius Junior bu potansiyel yetenek rakamına ulaşabilecek mi göreceğiz. Hemen ilk sezon gidiyoruz. Bakalım ilk sezonda neler yaptı. Çok günümüzde de dalgalı bir performansı var aslında bakarsınız. Yani bir maç iyi, bir maç kötü, bir türlü o istikrarı sağlayamadı. Bence Rodrigo daha kaliteli arkadaşlar. Ben Rodrigo'yu daha çok tutuyorum yani. Evet, Real Madrid'deyiz ilk sezonumuzda. Ne yazık ki ilk 11'de hiç forma şansı bulamadığımızı görüyorum. 11 kez sonradan dahil olduğumuz maçlarda 2 gol, 1 asist ve 6,86 oyuncu puan ortalaması yakalamıştık. Evet, kötü yani. Ama yaşımız genç. Real Madrid seviyesindeyiz, unutmayalım. Evet, yaş 19, piyasa bedelimiz 26 milyon euro. Özelliklere baktığımda yükseliş var arkadaşlar. Yani hem teknik anlamda hem zihinsel anlamda hem de fiziksel anlamda bir yükseliş var. Kararlılık mesela 19'a gelmiş. Bitiricilik 13 olmuş. İlk kontrol 13. Top sürme 18 olmuş. Bir bakalım FM editörü yine de. 157, evet, gayet güzel bir yükseliş. Ki forma şansı bulamamamıza rağmen iyi çekmişiz mevcut yeteneği 157'ye ve potansiyel yetenekle aramızdaki puan farkı sadece 24 artık arkadaşlar. Hiç takım içi bireysel performansına bakmayalım. Çünkü çok fazla forma şansı bulamamış. Hemen ikinci sezona gidiyoruz. Gelişim güzel ama Real Madrid'de oynamak için mevcut yeteneğin 160, minimum 160 olması lazım. Ki hücum oyuncusuysanız o 165 olmalı Real Madrid seviyesi için. Bu çok net. Bir yandan da kahvemizi içiyoruz. Evet, Real'deyiz. Yaş 20. Oo, evet, bu sefer oldukça maç sayımız oldukça iyi arkadaşlar. As takım oyuncusu olmuşuz hatta. 46 maç, 39 ilk 11 olmak üzere 14 gol, 14 gol, 14 gol, 2 asist ve 6,97 oyuncu puan ortalaması. Maç sayısı çok iyi, gol sayısı çok iyi. Ama bu gol sayısı, bu oyuncu ortalama puanı biraz düşük geldi bana. Yani 7'nin üstünde olsaydık çok iyi olacaktı ama yine de kötü değil arkadaşlar. Yani 20 yaşındaki bir oyuncunun Real Madrid performansı için fena bir performans değil. Yaş 20, bir kez de Brezilya milli takım formasını giyip bir gol attık. Piyasa bedelimizde müthiş bir artış var. 44,5 milyon euro. Evet, müthiş artmış gerçekten. Özelliklere baktığımda yine yükseliş var arkadaşlar. Özellikle hızlanmanın 18'e çıktığında fiziksel yükselişin ve zihinsel yükselişin ön planda olduğunu görüyorum. Bir bakalım. Evet, 170'e çektik. Evet, yükseliş var. Mevcut yeteneği 170'e çekiyoruz ve potansiyel yetenek aramızdaki puan farkı 11. Dediğim gibi 165 üstü olunca mevcut yetenek Real Madrid'de 11 forma şansı, 11'de forma şansı bulabilir ki o da as takım oyuncusu olmuş arkadaşlar. Onu söyleyelim. Şöyle bakalım Real'de neler yapmış. Şöyle alacağım. Evet, bireysel performanslı arkadaşlar takım ortalamasının altında kalmış. Ne yazık ki Vinicius Junior bayağı altında kaldığını da söylemek mümkün. Ortalamanın altında bir bireysel performans puanına sahip olmuş takım içinde. Olsun, as takım oyuncusu olmak önemli. Hemen 3. sezonuna gidiyoruz. Daha yaşımız çok genç ve Real Madrid'deyiz arkadaşlar, unutmayalım.
Orada oynamak zor. Ki hücum anlamında Hazard, Bale gibi oyuncular varken 39 maçta forma giymek ilk 11'de önemli bence. Bakalım. Evet, yine Real Madrid'deyiz. Yaş 21. 51 maç, 49 ilk 11 olmak üzere 17 gol, 2 asist ve 7.15 oyuncu puan ortalaması gayet iyi bir performans demek mümkün. Az takım oyuncu olmamız önemli ve gol yönünden özellikle çok başarılı arkadaşlar. Evet, gol yönü ağır basmış. 7.15'te geçtiğimiz sezona göre de toparladığını gösteriyor ve 7'nin üstündeki oyuncu puanını başarılı sayabiliriz performans açısından. Yaş 21, 4 Brezilya milli maçı 2 gol, piyasa bedelimizdeki müthiş artışı devam ediyor. 78 milyon euro ve yeni sözleşme imzaladık. 16, yaklaşık 17 milyon euro. Vay vay vay, müthiş bir zam aldık sözleşmeye. Özelliklere bakalım. Evet, bitiricilik 14'e çıkmış durumda. Top sürme 19'a çıkmış durumda. Orta yapma 14'e çıkmış durumda keza. Yine zihinselde de gelişim var. Evet, gelişim var arkadaşlar. Yine gelişim var profilde. Şöyle bir bakalım FM Editör rakamlarımıza. 174'e çıkmış durumda. Güzel bir gelişim daha ve mevcut yeteneği 174'e çıkıyoruz. Potansiyel yetenekle aramızdaki puan farkı sadece 7. Takım içi bireysel performansa baktığımızda geçtiğimiz sezona göre yüksek bir sıralamaya, yüksek noktaya geldiğini söyleyebiliriz. Geçtiğimiz sezona göre daha iyi yani. Ama takımın orta sıralarına diyebiliriz bireysel performans anlamında. Üst sıralarda değil yani takım içi bireysel performansta. Orta sıralarda. Konuşamadım ya lan. Evet, 4'e gidiyoruz. Güzel. Az takım oyuncusuyuz. Oyuncu ortalama puanını yukarı çekiyoruz. Gelişimimiz güzel gidiyor şu an. İyi bir kariyer hikayesine sahip olacağız gibi arkadaşlar. Onu söyleyebilirim size çok rahat. Güzel bir kariyer hikayesi olacak gibi gözüküyor. Evet, yaş 22, Real Madrid'deyiz. 53 maç. 52'si ilk 11 olmak üzere. 18 gol, 7 asist ve 7-21. Evet, geçtiğimiz sezona göre daha iyi bir performans. 7.21'i. Çok çok iyi bir oyuncu puan ortalaması değil ama arkadaşlar başarılı bir performansın göstergesi diyebiliriz. 52 maçta da 25 gole katkı önemli demek mümkün. Yani 22 yaşındaki bir oyuncu için Real Madrid'e ciddi bir katkı diyebiliriz. Bakalım profile. Yaş 22, 9 milli maç, 6 gol Brezilya'da. Piyasa bedeli 83 milyon euro. Bu arada maaşımıza da yine sözleşmeyi yendik. 20 milyon euro yaklaşık. Vay vay vay. Ve tabii ki Paris Saint Germain'in ilgisi. Hazinson. Yani Hazinson derken genellikle her yükselişte olan futbolcuya bir Paris Saint Germain ilgisi oluyor arkadaşlar. Ve transfer %70, %80 gerçekleşiyor. Bunu söylemek mümkün. Bu kariyer hikayesine çok rastladık. Evet, özelliklere baktığımda ise herhangi bir çok ciddi bir gelişim yok bu sefer. Hem teknik hem zihinsel hem de fiziksel anlamda geçtiğimiz sezonla aynı verilere sahibiz. Bir bakalım. Evet, 174'ü 181. İlk defa gelişimin olmadığı bir sezonu yaşıyoruz. Vinicius Junior mevcut yeteneğinde olsun. Evet, Real sezonu ikinci bitirirken Vinicius Junior geçtiğimiz sezona göre yine biraz üst sıralarda yer almış. Takım içi bireysel ortalamada puanında, yani ortalamanın üstünde diyebiliriz. Bu sezon Vinicius Junior'un takım içi bireysel performansı devam arkadaşlar. 5. sezon gider mi Real'e? Real ediyorum zaten, Real'de. Paris Saint-Germain'e. Abi işin garip tarafı ne biliyor musunuz? Paris Saint-Germain istediği her oyuncu alabiliyor ya. Çok saçma bir database olmuş bu anlamda. Ya tam oyuncu mesela Real Madrid'desin ama Paris Saint-Germain'de oynar mısın? Soru işareti bence abi. Bence soru işareti. Evet, yine 23 yaşındayız ve dediğimiz gibi Paris Saint-Germain yine istediğini almış arkadaşlar. Vinicius Junior Paris Saint-Germain'de 123 milyon euro bonservis bedeliyle 2023-2024 sezonunda Paris Saint-Germain'in yolunu tutuyor Brezilyalı Vinicius Junior. Bakalım neler yapmış. 47 maç, 46'sı ilk 11 olmak üzere. 21 gol, 4 asist ve 7.27 oyuncu puan ortalaması. Evet, Real Madrid'deki performansına göre biraz daha yüksek bir oyuncu puan ortalaması yakalamış. Fena bir sezon değil arkadaşlar.
İyi bir sezon diyebiliriz. Yine skorer yeni, gol kimliği ön plana çıkmış Vinicius Junior'un. Profile bakalım. Evet, yaş 23, 14 milli maçta 12 golümüz var Brezilya'da. Piyasa bedelimiz 99 milyon euro. Özellikleri ise geçtiğimiz sezonla aynı. Yine gelişim yok. Evet, herhangi bir gelişim olmadığını görüyorum. Bir bakalım. Evet, 170 şey 181 hatta 174 173'e düştük. Potansiyel yetenekli aramızdaki puan farkı 8 arkadaşlar. Evet, Paris Saint-Germain ligi şampiyon olarak bitirirken Vinicius Junior da ortalamanın üstünde yer aldığını söylemek mümkün bireysel performans anlamında takım içinde. Evet, iyi. Mbappé birinci tabii ki arkadaşlar. Güzel, bence güzel bir performans. Devam. 6. İlk sezon için iyi bir performans ama yani onun profiline, şu profiline yakışan oyuncu puan ortalaması bence minimum 7.50. 7.50 ve üstünü görmeliyiz bana kalırsa. Bakalım görecek miyiz? Evet, yaş 24, yine Paris Saint-Germain'deyiz. Bakalım. Evet, 44 maç, 43'ü ilk 11 olmak üzere 14 gol, 6 asist ve 7.28, hemen hemen geçtiğimiz sezonla her anlamda aynı performans diyebiliriz. Profile gelelim. Yaş 24, 27 milli maç, 18 gol, piyasa bedeli 99 milyon euro. Özellikler aynı arkadaşlar. Evet, yine gelişim yok. Yine gelişim yok. Geçtiğimiz sezonla birebir aynı özelliklere sahip. Şu özellikler bile bir kanat forvet oyuncusu için oldukça iyi. Bunu da söyleyelim. Bir bakalım. 172, hatta bir puanlık ufak bir düşüş var mevcut yetenekte. Evet, 2 sezondur birer puan birer puan düşüyoruz. İlginç, yaşımız daha çok genç. Evet, Paris Saint Germain ligi şampiyon olarak tamamlarken Vinicius Junior yine takım içinde ortalamanın üstünde bir performans gösterdiğini görüyoruz. Mutluluk verici. Ama yine dediğim gibi 7.28'i biraz yukarı taşımalı. 7.50'ye falan çıkmalı. Hücum oyuncususun abi Paris Saint Germain'de. 7. sezona gidiyoruz. Ya beni de koysan hücum oyuncusu Paris Saint-Germain'e, bu oyuncular arasında bir sezonda 10 gol atarım herhalde. Şu halimle. Ya o yüzden Paris Saint-Germain'deki oyuncu puan ortalamaları yani 7 elinin altını açıkçası ortalama bulabiliriz. Yani kötü demeyelim ama ortalama diyebilirim. Evet, yaş 25, Paris'teyiz. Bakalım neler yapmışız. Evet, 49 maç, 43 ilk 11 olmak üzere 15 gol, 8 asist ve 7.31. Aynı. Yani Paris Saint-Germain performansında da bir standardı yakalamış durumda. Ama dediğim gibi şu 7.31'i biraz 7.50 üstüne taşısak çok iyi olacak. Yoksa gol sayısı ve asist sayısı fena değil. Yaş 25, 32 milli maçta 19 golümüz var Brezilya'da. Piyasa bedelimiz 100 milyon euronun üzerine çıkmış durumda. 101 milyon euro. Özellik anlamında yine gelişimin olmadığını görüyorum. Yok, var. Önsezin 16'ya çıkmış mesela. Önsezin 16'ya çıkmış. Bir bakalım efemet diyor ama çok ciddi bir gelişim yok. 176, evet güzel. 2 sezon düştükten sonra 172'ye kadar düşmüştük sanırsam. Mevcut yeteneğimizi 176'ya çekiyoruz ve potansiyel yetenekli aramızdaki puan farkını 5'e indiriyoruz. Güzel bir gelişim. Bakalım. Evet, takım içinde arkadaşlar ortalamanın üstünde bir performansı var. Vinicius Junior'sun bireysel anlamda. Güzel. 8. Evet, dediğim gibi profil güzel bir noktaya geldi mevcut yetenek anlamında. Ama gol açısından da fena değil. Hani gol ve asist yönünden de kötü bir kariyer olmuyor ama şu oyuncu puan ortalaması bir 7.50'nin üstüne atsak çok daha iyi olacak sanki. Evet, Paris Saint-Germain'deyiz. Yaş 26. 42 maç, 39 ilk 11 olmak üzere 16 gol, 8 asist ve 7.35. Evet, birazcık daha bireysel oyuncu puan ortalamamızı yükseltmişiz arkadaşlar. İyi bir performans. Tabii ki iyi bir performans ama dediğim gibi bu profile 7.50 yakışır minimum. 16 gol, 8 asist, başarılı bir performans. Skorer anlamda. Profile bakalım. Yaş 26, 40 milli maç, 23 gol. Brezilya'da piyasa bedelimiz 101 milyon euro. Özelliklerde yine gelişim olduğunu görüyorum arkadaşlar. Evet. Evet, teknik anlamda bitiriciliğin 15'e geldiğini görüyorum. Keza karar alma 16 olmuş.
Topsuz alan 16. Yine fizikselde bir gelişim var. Evet, ciddi bir gelişim var. Bir bakalım. 179. Evet, güzel bir gelişim. Vinicius Junior'dan ve mevcut yeteneği 179'a çekiyoruz. Potansiyel yetenekler aramızdaki puan farkı sadece 2. Güzel bir profil oldu ya. Zihinsel anlamda çok güçlü bir kanat forvet gerçekten. Evet, Paris Saint-Germain'de ise bireysel performans anlamında takımının yine ortalama üstü bir performans gösterdiğini görüyoruz takımda. Yani fena değil ama daha üst noktalarda olabilir bence bu profil. 9. sezon. Evet, bakalım Paris Saint-Germain'de de kalacak mı? Evet, Paris Saint-Germain'de yaş 27. 45 maç, 39 ilk 11 olmak üzere 14 gol, 5 asist ve 7.26 oyuncu puanı ortalaması. Evet, yine standart bir performans. Vinicius Junior'dan. Yani 7.25 ile 7.35 oyuncu puanı ortalaması arasında gidiyor, geliyor Paris Saint-Germain performansı. Ama kötü değil. Yani sadece şu profilden daha iyisi olabilir. Yaş 27, 48 milli maç, 27 gol. Brezilya ile piyasa bedeli 103 milyon euro. Özellikler yine biraz ufak bir gelişim olduğunu görüyorum arkadaşlar. Bir bakalım isterseniz. Evet, 179'a 181, sadece 2 puanlık fark var potansiyel yeteneklerimizde. Gerçekten de bir kanat forvet oyuncusu olarak çok etkili özelliklere sahip. Çeviklik, hızlanma, topsuz alan, özel yetenek, ön sezi, teknik, top sürme, bitiricilik gerçekten iyi rakamlar. Evet, bireysel performans anlamında takımda orta sıralarda yer aldığını görüyoruz Vinicius Junior'un. Yani bu ilk üçe falan giremedi mesela Paris Saint-Germain'de, dikkat ediyorsunuz. Tabii Paris Saint-Germain çok kaliteli bir kadrosu var oyunda da. Ama ilk üçü göremedi. Bireysel performans anlamında takım içi bireysel performansta mesela ilk beşe de giremedi. Onu demek istiyorum. Daha iyisini yapabilir bence. Belki bu sene artık çıkış sezonu olur. Çünkü tam futbolun olgunluk çağına da gelmiş durumdayız. Bakalım. Evet, yine Paris Saint-Germain'deyiz. Yaş 28, 47 maç, 36'sı ilk 11 olmak üzere. 15 gol, 5 asist ve 7.33. Evet, yine hemen hemen aynı performans geçtiğimiz sezonla. 7.33 iyi bir performans dediğim gibi ama ve beklenti yüksek. Bakalım profile. Yaş 28, 61 milli maç, 36 gol, Brezilya'da piyasa bedelimiz 104 milyon euro. Evet, çevikliğin 19'a geldiğini görüyorum. Yine yükseliş var arkadaşlar. Yine yükseliş var. Bir bakalım FM editörü ama ciddi bir ufak bir yükseliş var. 179, evet, bir puanlık bir yükseliş var ve yo, aynı ya. Aynı, özür diliyorum. Geçtiğimiz sezonun aynı mevcut yetenek. Potansiyel yetenekler aramızdaki puan farkı sadece 2. Evet, bireysel performans anlamında yine 6. sırada yer almış. Takım içinde 5. sırada yer almış Vinicius Junior arkadaşlar. Yani yine en azından iyi bir bireysel performans diyebiliriz bu sezon. Devam. 11. Yine 7.50'nin üstüne çıkabilecek bir potansiyeli var çünkü profilin gerçekten. Yani kanat forvet oyuncusu olarak. Bence ciddi bir profile sahip olmuş durumda Football Manager 2020'de. Günümüzde olacak mı? Ya ben çok fazla beğenmiyorum kendisini açıkçası. Ya çok tuttuğum bir futbolcu değil. Evet, 29 yaşındayız Paris Saint-Germain değil. 43 maç, 41 ilk 11 olmak üzere. 21 gol, 4 asist ve 7.57. İşte bu abi ya. Müthiş bir performans. Evet, 7.50'nin üstüne çıktık. 7.57 ile çok iyi bir sezon geçirdiğimizi görüyoruz arkadaşlar. 29 yaşında Paris Saint-Germain'de en iyi kariyer sezonumuz şu ana kadar. Bakalım profile. Yaş 29, 66 milli maç, 37 gol, 103 milyon euro piyasa bedeli. Evet, yükseliş var. Bu sefer yükseliş olduğunu görüyorum. Özellikle fiziksel anlamda bir yükseliş var. Bir bakalım Efe Meteor'un, yalnız çok iyi bir profil ya. Bir kanat forvet oyuncusu olarak harika bir profile dönüşmüş durumdayız adeta.
Evet, 180. 1 puanlık da olsa ki o da fiziksel gelişimden geliyor. Mevcut yeteneğin 180'e geliyoruz ve potansiyel yetenek aramızdaki puan farkımız bir. Hemen hemen de top profilimize ulaşmış durumdayız. Gerçekten bir kanat forvet oyuncusu olarak zihinsel ve fiziksel anlamda inanılmaz güçlü arkadaşlar. Teknik anlamda da hiç fena değil ama zihinsel ve fiziksel gerçekten inanılmaz bir profile dönüşmüş durumda Vinicius Junior profili 29 yaşında. Bakalım Paris Saint-Germain'e. Evet, bireysel performans anlamında takımın 3. en iyi oyuncusu olduğunu görüyoruz Vinicius Junior'un. Alkışlar Vinicius Junior'a. Devam. 12. Artık 30'lu yaşlara geldik. Futbolumuzun en olgun yaşı. Ben yine 7.50'nin üstünde bir oyuncu puan ortalaması bekliyorum kendisinden. İnşallah düşmez bundan sonra. Çok ciddi bir düşüş yaşamayız. Bakalım. Evet, yine Paris Saint-Germain'deyiz. Yaş 30. 45 maç, 35 ilk 11 olmak üzere 21 gol, 6 asist ve 7.53. Evet, yine güzel. Yine 7.50'nin üstünde bir oyuncu puan ortalaması. Yine başarılı bir sezon Vinicius Junior'dan. İşte beklentilerimizi karşılayan sezonlar bunlar. Yaş 30, 77 milli maç, 42 gol. Yalnız milli maç sayısı az kaldı sanki be. Hı? Yani 30 yaşında şu profilde bence bir 100 maçı görmeliydi. Ama göremedi. Piyasa bedeli 103 milyon euro. Özellikleri ise geçtiğimiz sezonla aynı arkadaşlar. Gelişim olmadığını görüyorum. Zaten potansiyel yetenekle aramızdaki puan farkı 1'di. Bir bakalım isterseniz. 180'e 181 yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Haydi bakalım. Takım içi bireysel performansa bakacağım. Takım içi bireysel performansla 5. sırada arkadaşlar. En iyi 5. bireysel performans gelmiş Vinicius Junior'dan. Fena değil. Devam. 2032. Kaç oluyor? 13. Değil mi? Bakalım 13. sezonda artık 30'lu yaşlardayız. 32'den sonra bir fiziksel düşüş başlayacaktır. Ondan sonra kariyerimiz ne yöne doğru gidecek onu da göreceğiz. Belki bir Brezilya yapabilir. Genellikle Brezilyalı futbolcular çünkü kendi ülkelerinde futbolu bırakmak istiyorlar dostlar. Evet, yaş 31, Paris Saint-Germain'deyiz. 40 maç, 37'si ilk 11 olmak üzere 16 gol, 2 asist ve 7.42. Evet, geçtiğimiz son 2 sezona göre yine 7.50'nin altına inmişiz oyuncu puan ortalamasında ama 7.42 yine iyi bir performansın göstergesi diyebilirim. 31 yaşındayız. 85 milli maç, 42 gol, piyasa bedelimiz 88 milyon euro ve 26 milyon euro kazanıyoruz. Paraya gel. Özelliklere baktığımda evet, bitiricilik 16 olmuş durumda ama top sürmenin 17'ye düştüğünü görüyorum. Onun dışında da çok ciddi bir fark yok. Sadece bu ikisi arasında bir farklılık var. Bir bakalım Efe Meditör'e. Bir kanat forvete göre 16 çok iyi bir bitiricilik rakamı. 179, evet, 1 puanlık ufak bir düşüş var mevcut yetenekte. 179'a düşmüş durumda. Potansiyel yetenekli aramızdaki puan farkı 2. Bir bakalım bireysel performansa. Evet, 5. sırada yine takım içi bireysel performansta 5. sırada yer aldığını görüyoruz Vinicius Junior'sun arkadaşlar. Devam ediyoruz. 14. Yani 32. yaşımız artık yavaş yavaş veteran olmaya doğru gidiyoruz. Tercihini merak ediyorum ben. Brezilyalı oyuncuların kariyer sonu tercihleri çok akıllıca bence. Müthiş akıllıca. Hem çok büyük kontrata imza atabiliyorlar Brezilya'da hem de bence Brezilya'da futbol oynamak 34-35 yaşından sonra çok eğlenceli ya. Evet, Paris Saint-Germain'deyiz. Yaş 32. 49 maç, 42 11 olmak üzere 19 gol, 5 asist ve 7-33. Şimdi 7.33, 32 yaşındaki bir oyuncu gibi için değerlendirirsek iyi bir oyuncu puan ortalaması. Evet, güzel bir sezon diyebiliriz arkadaşlar. Yine gol yönü ağır başlamış. 19 gol fena bir rakam değil. Yaş 32, 101 milli maç, 47 gol, piyasa bedelimiz. Tabii yaşımızla da alakalı olarak düşüşe geçmiş durumda. 62 milyon euro. Yalnız bitiricilik 17 olmuş. Bitiricilik 17 olurken fiziksel anlamda bir düşüşe başladık. Ne yazık ki. Evet, hız ve hızlanmada düşüş var. Bir bakalım Efe Meditör'e. 173, evet. Ne yazık ki hazin son.
sona doğru geliyoruz yavaş yavaş. 30'lu yaşların kaçınılmaz sonu arkadaşlar. Fiziksel anlamda düşüş başlıyor ve mevcut dediğimiz düşüyor. Bakalım. Evet, bireysel performansla da takım içindeki en iyi dördüncü oyuncu olmayı başarmış Vinicius Junior. Devam ediyoruz. 15 mi? 15. Evet, artık fiziksel özellikleri bakalım ne hızla düşecek ama biraz erken başladı. Biraz fiziksel özelliklerinde erken düşüş başladı diyebilirim arkadaşlar. Ben birazcık daha götürür diyordum. Hani 33-34'ten sonra düşüşe başlar diyordum ama olmadı. 32 artık günümüzün futbol çağında çok, çünkü ciddi bir yaş değil. Ve işte yaş 33. 42 maç. 35 ilk 11 olmak üzere 19 gol, 4 asist ve 7-33. Evet, güzel bir performans 33 yaşındaki bir oyuncuya göre. Yine gol yönünü gösterdiği bir sezon olmuş Vinicius Junior'un. Gerçekten hep 15 gol üstünde de kaldı. Bu da ciddi bir başarı. Bir bakalım özelliklere. Yaş 33, 106 milli maç, 48 gol, piyasa bedeli 38 milyon euro. Evet. Teknik ve zihinsel gücümüzü koruyoruz ama fiziksel düşüş devam ediyor arkadaşlar. Ne yazık ki hem çeviklik, hem denge, hem güç, hem hız, hem hızlanmada düşüş var. Yine 33 yaşındaki bir oyuncuya göre yine de üst düzey fiziksel özellikler ama şöyle bir baktığımızda mevcut yetenek 163'e kadar gerilemiş durumda arkadaşlar. Ne yazık ki 163'e kadar gerilemiş. Evet, hemen 16. sezona gidiyoruz. 34. yaşına gidiyoruz Vinicius Junior'un. Hadi bakalım. Bakalım 34. yaşında Paris Saint-Germain'de kalacak mı? Sözleşmesi bitiyor bu sezon. İmzalar mı Paris Saint-Germain? Bilemedim. Evet, Paris Saint-Germain'deyiz ve biraz tabii artık yaşımız da 34'e geldi. Fiziksel özelliklerdeki düşüşün de etkisiyle ilk 11'deki yerimizi kaybettiğimizi görüyorum. 39 maç, 16'sı ilk 11 olmak üzere 9 gol, 2 asist ve 7.20 oyuncu puan ortalaması Vinicius Junior'un 34 yaşındaki performansı. Yaş 34, 111 milli maç, 50 gol, piyasa bedelimiz 1.7 milyon euro. Çünkü 29 gün sonra sözleşmemiz bitiyor Paris Saint-Germain'de. Evet, sözleşme yenilememişiz arkadaşlar. Yalnız bir sakatlık geçirmiş bu arada, ona da bakalım. No, ciddi bir sakatlığı yok öyle ya. Çok ciddi bir sakatlığı yok. Şurada sakatlık moralini bozsa da gelecekten umutlu denmiş ama çok ciddi bir sakatlığı yok. Evet, 29 gün sonra sözleşmemiz sona eriyor. Özelliklere baktığımda ise yine teknik ve zihinsel gerçekten dünya klası. Ama fiziksel düşüşümüz devam ediyor arkadaşlar. Çeviklik 14, güç 8, hız 13, hızlanma 11'e kadar düşmüş durumda. Bir bakalım. 149'a kadar gerilemiş durumda ne yazık ki mevcut yeteneğimiz arkadaşlar. 17. sezon bakalım. Ülkeye geri dönecek mi? Brezilya'ya geri dönecek mi? Onu merak ediyorum. Çünkü muhtemelen Paris Saint-Germain'le sözleşme imzalamayacaktır. Yani bana öyle geliyor en azından. Bakalım. Bir ülkeye geri dönüş olur mu? Vinicius Junior'dan mesela nereden çıkmıştım? Flamengo muydu? Neredeydi Vinicius Junior? Flamengo'ydu galiba. Bournemouth. Oo, Premier Lig tercihi. Enteresan. Evet, bedelsiz olarak 2035-2036 sezonunda Premier Lig'e gidiyor Bournemouth arkadaşlar. Neler yapmış? 32 maç, 22'si ilk 11 olmak üzere 6 gol, 2 asist ve 6.87 oyuncu puan ortalaması gelmiş Vinicius Junior'dan Bournemouth'ta Premier Lig'de. Evet, yaş 35, 111 milli maç, 50 gol. Piyasa bedeli 5.25 milyon euro ve bir senelik daha sözleşmesi var şu an Bournemouth'la. Kendisiyle de Aston Villa ve Monaco ilgileniyor. Özelliklere baktığımda tekniğin 18'e geldiğini görüyorum. Teknikte gelişim var ama top sürme düşmüş bu anlamda. Yine teknik ve zihinsel olarak gerçekten muazzam bir profil. Şu sağ tarafı kapattığınızda olağanüstü bir profil ama fizikselde arkadaşlar artık halı saha topçusuna doğru dönüşüyoruz ne yazık ki. Dayanıklılık 9, güç 5, hız 10, hızlanma 9'a kadar düşmüş durumda. Bir bakalım. 143, evet 143'e kadar düşmüş durumda mevcut yeteneğimiz arkadaşlar. Kaçınılmaz son bu. Evet, 18. sezon.
Son sezon olabilir mi? Şu an bir senelik daha sözleşmemiz var. Bournemouth'la Monaco ve Aston Villa'nın ilgisi var. İlginç. İyi takımlar, iyi seviyeler. Aston Villa, Monaco seviyeleri iyi seviyeler yani. Onu demek istiyorum. O fiziksel özellikleriyle Vinicius Junior'a talip olmaları ilginç geldi bana. Brezilya'ya dönmedim. İlginç. Ben Brezilya'da diyordum ama ben de sizlerle şahit oluyorum arkadaşlar. Doğaçlama yapıyorum. Öyle hazırlıklı videolardan hoşlanmıyorum. Monaco ilginç. Fransa'nın Monaco takımına gidiyoruz. Hakikaten ilginç. Neler yapmışız orada? Evet ama çok ilk 11'de şans bulamamışız. Sadece 15 maç, 6'sı ilk 11 olmak üzere 2 gol, 2 asist ve 6.95. Evet yani zayıf bir performans diyemeyiz 36 yaşındaki oyuncu için 6.95 ama şans bulamamız üzücü arkadaşlar. Yaş 36, artık milli takım kariyerimiz bitti. 111 maç, 50 gol. Piyasa bedelimiz 3 milyon euro ama bir senelik daha sözleşmemiz var. Bu da 37 yaşını göreceğimizi söylüyor FM kariyerimizde. Teknik ve zihinsel hiçbir sıkıntımız yok. Hatta yine muhteşem bir profil ama fiziksel anlamda güç 4'e kadar mesela, hız 7, hızlanma 6'ya kadar düşmüş durumda. Bir bakalım FM editöre. 132. Oo, bence bırakma zamanı ama o bir sene daha oynayacak herhalde. 132'ye kadar düşmüş durumda mevcut yeteneği. Bence bıraksaydı doğru karar olur muydu? Bence olurdu. 19'a gidiyoruz bakalım. Bir sene daha futbol oynayacak. 37 yaşındayız. 38'i görür müyüz bilmiyorum ama o fiziksel özelliklerle görmememiz doğru karar bence. Yine de bakacağız. Görmemesi lazım arkadaşlar. Bence. Bırakması lazım. Monaco 2'ye gitmiş zaten. Şöyle bir baktığımızda Monaco'nun ya, konuşamadım. İkinci takımla gönderilmiş ve orada da çok fazla forma şansı bulamamış zaten. 6.72 oyuncu puan ortalaması yakalarken arkadaşlar, evet, futbolu bırakma kararı da gelmiş. 16.06.2038 tarihinde futbolu bırakıyor 15 gün sonra. Doğru karar aldığını düşünüyorum. Vinicius Junior 37 yaşında Futbol Manager 2020 hayatına son veriyor. Aktif futbol hayatına son veriyor diyebiliriz. Bir bakalım profilimize. Evet, yaş 37, 111 milli maç, 50 gol. Yine teknik ve zihinsel anlamda gerçekten çok üst düzey bir profil ama fiziksel anlamda futbolu bırakma kararının ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. Çeviklik 8, dayanıklılık 5, güç 4, hız 6, hızlanma 6'ya kadar düşmüş durumda. Bir bakalım FM editöre. 123. Çok doğru bir karar. Bence geç bile kalınmış bir karar. 123 mevcut yetenekle FM kariyerimizi, FM aktif futbol yaşantımızı sonlandırıyoruz. Gelelim geçmişine, şöyle kısaca bir özet yapalım. Bonservisine ödenen toplam ücret 174 milyon euro. 580 maçta 203 gol. 45 asist, 51 kez maçın adamı ve 7.28 oyuncu puan ortalaması. Güzel bir kariyer diyebiliriz arkadaşlar. Özellikle gol açısından çok başarılı bir kariyer oldu. Kazandığı kupalara gelelim. 2035 Lig 1 Paris Saint-Germain'le, 2034'te 3 kupa var Paris Saint-Germain'le. 2 Fransa kupası, bir de yine Lig 1. 2033'te yine Paris Saint-Germain'le kupa şampiyonluğu. Yine 2033'te Lig 1 arkadaşlar, aynı zamanda Coupe de France'ı kazanmış. Paris Saint-Germain'le bayağı coşmuş. Bu arada 2032'de Brezilya ile Kupa Amerika'yı da kazandığını görüyorum. 2032'de Paris Saint-Germain'den 2 kupa, Lig 1 ve Coupe de France. 2031'de tek kupa, Lig 1. 2031'de tam 3 kupa Paris Saint-Germain'de. 2 Fransa kupası ve bir Lig 1. 2029'da 2 kupa, Lig 1 ve Fransa kupası yine. 2028'de Paris Saint-Germain'de yine Lig 1 ve Fransa kupası. Evet, Paris Saint-Germain'de arkadaşlar Lig 1'lik bütün her sene 2026'da da almış, 2027'de de almış. Ama şey yok. Şampiyonlar Ligi'ne bakıyorum. Evet, var. 2023'te Paris Saint-Germain'le UEFA Süper Kupası'nı kazandığına göre Şampiyonlar Ligi'nde aldığını düşünüyorum. Bu arada 2020'de de Olimpiyat oyunlarını almış. Evet, yani UEFA Süper Kupası var. Transfer olduğu sezonu aldığı için transfer olduktan olmak olarak Paris Saint-Germain'in transferinden önce Şampiyonlar Ligi'ni almış Paris Saint-Germain arkadaşlar. O yüzden Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıramamış. Bireysel ödüllere bakalım. Evet, haftanın takımı, sezonun ilk 11'i, onları geçiyorum. Şöyle ciddi ödüllere bakacağız. Var mı?
2033'te Lig 1 sezonun yıldızları takımında yer almış. Bakalım 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 haftanın takımları var. 2030'da FIFA yılın oyuncusu için aday gösterilmiş ama alamamış arkadaşlar. Yine 2029 Lig 1 sezonun takımında. Haftanın takımı var. 2026 Lig 1 sezonun takımında. 2025 yine Lig 1 sezonun takımında. Onun dışında evet gol kralı üçüncülüğü var 2024'te Lig 1'de. Yine 2024'te Lig 1 en yükseliş gösteren oyuncu. 2023'te Lig 1'in yılın yabancı oyuncusu seçilmiş. Güzel bir ödüldür. 2020'de de Olimpiyat oyunları rüya takım içinde adı geçmiş. Öyle FIFA en iyi ödülü falan alamamış. Çünkü çok büyük rakipleri vardı arkadaşlar. Dediğim gibi 7.50'nin üstünde oyuncu puan ortalamasında kalması lazımdı. Öyle üst düzey ödüller için. Evet yani ben çok tuttuğum bir oyuncu değil. Yeni video içinde de belirttiğim gibi ama bir Brezilyalı her zaman estetik bir futbol kültürüne sahip o ülkeden geldiği için onu izlemek büyük bir zevk. Günün dolması kaydıyla yoksa şu ana kadar günümüzde çok istikrarsız bir performans gösterdi. Bence iyi bir de futbol menajeri 2020 kariyer hayatı oldu diyebiliriz Vinicius Junior'un. Günümüzde bu noktalara çıkabilir mi açıkçası kafamda soru işareti var. Yaşayıp göreceğiz arkadaşlar. Evet videomuzu sonlandırıyoruz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup videoyu likelarsanız da mutlu oluyorum. Hoşça kalın. Futbol Menajer 2020'de kalın.